Smoking something much lighter. She asked me if I do this every day. I said often, that's how many times. To make mistakes to learn, but our schools punish you for making mistakes. And then they also punish you for asking for help, because that's called cheating. I call it cooperation. Yeah. So that everything is opposite from school. You know, entrepreneurs are not going to make good employees. Put your head on my... Take a clean sheet of paper and write down goals in today's date, and then write down 10 goals that you would like to accomplish in the next 12 months. Write them in the present tense, and just write down, I earn, I achieve, drive such and such a car, I own, whatever happens, and then you follow the seventh step. Write it down, set a deadline, write, make a list of everything you have to do to accomplish it, organize the list into a checklist, take action, and then do something every day, and you'll all be rich. Nothing can stop you. If you're watching a movie, and you're really enjoying it, someone with Kevin Hart in. Yeah. And someone points out that this will end eventually, do you just go, oh, forget it then, what's the point, and just turn it off? No, because I can watch it again. Well, I think life is precious because you can't watch it again. One day you'll eat your last meal, smell your last flower, hug your friend for the very last time. You might not know it's the last time, so that's why you should do everything you love, because that's all there is. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, eğer ki değişmek istiyorsan şimdi başlayacaksın. Yarın değil, sonraki gün değil ya da ileride bir zaman değil. Elindekilerle başlayacaksın, bir şekilde yola çıkacaksın. Çünkü hayat mücadele üzerine kurgulanmıştır. Teşekkür ederim. Özgüvenle yaklaşmamız lazım. Yapamam, edemem, yapamıyorum. Zaten çevrenizdeki bütün faktörler size bunu pushlamıyor mu? Yapamazsın, edemezsin, yapamayacaksın. Yaparsan komşular ne der? Gerçekten arkasında durabileceğimiz şeyler yok. Aynı zamanda duruşumuzu da bu şekilde. Başarılı insanlar yatırımı kendilerine yapar. 20'li yaşlarda kazanacağınız paralar, ileride kazanacağınız paralar yanında hiçbir şey. O yüzden bu zamanda kazanacağınız paraları ya da oluşan varlıklarınızı tamamen kendinize yatırım yapmaya çalışın ki ileride bunların meyvelerini toplayın. Şu anda bu mevcut dinamizmi kullanmanız gerekiyor ve kendinize şunu sormanız gerekiyor. Ben bu yıl kendime ne yatırım yapayım? Geçen yıldan farklı olarak bu yıl kendime ne, kısa vadede önümüzdeki dönemde kendime nasıl yatırımlar yapacağım? Kendinizi değerlendirecek tek kişi kendisi.